Merhaba arkadaşlar. Saksıda domates yetiştirirken koltuk almayı mutlaka yapınız. Bakın şurada iki yaprağın arasında çıkan yeni bir sürgün koltuk olarak adlandırılıyor ve bunun alınması gerekiyor. Hemen parmağımızla kopartıyoruz. Aldığımız bu koltuktaki sürgünün de yine birazdan göstereceğiz. Çok rahatlıkla köklendirip yeni bir bitki elde edeceğiz. Bu büyüme noktası olan bir yapıda bu şekilde büyüyor. İşte daha sonra çeri domatesimiz saksıda gördüğünüz gibi meyveler olgunlaştı. Normal iriliğine ulaştı ve daha sonra bunlar güneşte de pencere önünde rengini alacak, kırmızılaşacak. Hem koltuk almayı ihmal etmeyin, hem de aldığınız bu koltukları hemen şurada gösterelim. Su içerisine koyarak arkadaşlar, bir bardak içerisinde ve bu şekilde bunu bir hafta 10 gün içerisinde, bakın yeni köklenmiş, oldukça da fazla kökü var. Bir domates fidesi elde edebilirsiniz. Başka bir saksıya dikip bunu da yine dediğimiz gibi saksıda domates yetiştirebiliriz. Önemli olan alırken iki yaprak arasında ana sapla yine oluşmuş yaprak arasında çıkan kısım olması lazım arkadaşlar. Diğer kısımlar köklenmiyor. Çünkü bu yeni bir sürgün olarak büyüme noktası mevcut. Uç kısmında ve büyüyor. Köklendirip saksıya diktiğimizde de yeni bir bitki elde etmiş oluruz.